Nidacığım, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Nasıl hemen geldik ama? Burası cidden çok güzelmiş, gerçekten değil mi? Gerçekten cennet ya, inanamadım yani. Hiç böyle beklemiyordum. Hoş geldiniz. Merhaba Kerim. Nereden çıktın sen? Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Evleniyor musun Kerim? Bak ta İstanbul'dan seni tebriğe geldik. Korkma korkma. Hesap soracak falan değilim. Hadi içeri girelim hep beraber. Tamam. Ay seni gördüğüme gel çok sevindim Leyla'cığım. Ay bir sakin ol Fatma. Beni geçtin. Ne bu heyecan? Elim ayağıma dolaştı Neriman Hanım. Kız istenecek. Ne ikram edeceğiz? Tatlısı ayrı, tuzlusu ayrı. Aman un var, yağ var. Yaparız bir şeyler. Nerede bu yumurtalar? Fatma, bitti mi yumurtamız? Biz bu telaşla hiçbir şey beceremeyeceğiz Neriman Hanım. Neriman Hanım, Cemal Ağa gönderdi bunları. Nereye koyayım? Koy kardeş, şuraya koy. Aa! Sağ olun. Amanın, bunca şeyi niye gönderdi ki? Tepsi tepsi ikram. Görücüden başkaları da mı gelecek? Ay yok Fatma. Babam şimdi torun evlendirecek ya. Şov yapıyor, şov. Anne. Galiba kalbim duracak. Elim ayağım titriyor. Ben bugünü nasıl atlatacağım? Bu kızın rengi atmış. Sen mutfağı bırak da kızınla ilgilen. Ne işin var senin burada? Git uzan dinlen. Yüzüne salatalık maskesi falan yap. Görücüye çıkacak kız ölü gibi duruyor karşımda ya. Sen git köyden bize yumurta getiriver. Hadi. Hah tabii. Hem yürürsün hem açılırsın. Hadi kızım. Of. Çok güzel şeyler göndermiş babam. Siz satın almadan önce Asi bu toprağı araştırdı. Elverişli olduğu kesin. Burada deneyeceğiz yeni sistemi. Bu mevkide toprak derin. İyi havalanıyor, kolay ısınıyor. Eğer yüzeyini kazıyıp kabartırsak bağ için ideal bir arazi. Arif hastalık ve zararlılarla ilgili mücadeleden söz etti. Ben bir şey anlamadım. O işlere sevinç mi bakıyor? Tabii ziraat mühendisimiz o. İhsan Bey siz gerekenleri ısmarlayın. Ben ödemelerle ilgili sevince talimat veririm. Babamla birlikte sürekli işin içinde olacağız. Daha hızlı çalışmamız için talimatları ben alabilirim. Sevinç halleder, gerek yok. Israra gerek yok kızım. Demir'in dediği gibi olsun. Ben burada bostan korkuluğu değilim baba. Asi, Demir doğru düşünüyor. Senin her işe koşmama daha iyi değil mi? İhsan Bey, az gelin bir şey göstereceğim size. Demir, ne oldu? Beni niye işlerin dışında tutuyorsun? O zaman benim burada işim ne? Sen ne yapacağını gayet iyi bilirsin. Benim söylememe gerek yok. Bu yüzden seninle muhatap olmuyorum. Olduğunda ne yaşadığımızı gördük. Müsaadenle. Burada yapılacak bir şey kalmadı. Ben işime dönüyorum. Bir şey söylemeden böyle çekip gidemezsin. Demir, beni duymuyor musun? Niye özellikle numarama basıyorsun? Sınırı geçtikten sonra da seni aradım. Beni mutlaka bekle. Her şeyi halledeceğim dedim. Buna rağmen beklemedin. Ben... Senin söylediklerini hiçbirini duymadım ki. Hat bozuktu. Nereye gittiğini, ne yapacağını bilmiyordum. Demir, babam için gittiğini bilsem zaten durmaz, seninle gelirdim.
Çünkü belli değildi. Baban için gidiyorum desem umutlanacaktın. Başaramayabilirdik. Ben seni boşuna umutlandırmak istemedim. Ama sen baştan bütün yardım önerilerimi reddettin. Başkaları karşılığında bir şey isterken benim yardımımı istemedin. En önemlisi bana güvenmedin. Ben de sana güvenimi yitirdim Asiye. Ay burası tam rüya gibi rüya. Bugüne kadar niye anlatmadınız, aşk olsun size ya. Bizi taş yığınları arasında bırakıp kendileri cennette yaşıyorlar. Pes. Vallahi ben kendim gelmesem beni de kimsenin çağıracağı yoktu. Ben de gelirken önyargılıydım. Kızlar, hemen bugünden itibaren etrafı keşfe çıkıyorum. İsteyen gelsin. Kerim, sen bir huzursuz gibisin. Evlilik işleri seni kasmış gibi. Yok, alakası yok. Şehirde işlerim var. Çıkacağım izninizle. Mümkün olduğunca erken dönerim. Leyla, biraz gelsene benimle. Hala derdimi anlatamamışım sana Leyla. Nida'yı çağırmana inanamıyorum. Ben mi çağırdım? Niye geldi öyleyse? Duymuşlardan duyduysa kimle evleneceksin diye takmış kafasına gelmiş. Git mi diyelim? Diyelim. Ay. Ya delireceğim. Bu çatlak gidip Defne'ye falan bulaşırsa kız mahvolur. Çıkışına kadar bırakıver. Kerim korkma, yemem seni. Bırak bir yerde işte, yok bir şey. Kerim'in hayal dünyasından çıkıp kendine gelmesi gerekiyordu. Nida için de pek hoş bir durum değil. Nida ateş gibidir, onu kendine getirir. Ne bu halin senin böyle? Ne olmuş, ne varmış? Seni almışlar, yerine başka birini koymuşlar. Bir zamanlar benimle yalnız kalmak için ne numaralar yapardın? Bu unutmuş haller ne böyle? Daha önce aramalıydım seni. Hep dersin, hiç aramazsın. Ben alışkınım da bir şey anlamadım. Biz ilk görüşte çarpılmadık mı birbirimize? O zamandı. Neyse, senin için geçmiş bitmişse benim için de anında biter bu mesele. Ama çok tatlıydın. Hala da öylesin. Nida, lütfen. Aa. Ne yaptım? Neden kaçıyorsun? Ya siz erkekler bazen ne yaratıcı yalanlar buluyorsunuz. Yılan derisi çantam vardı. Bu yılanları ben avlıyorum demiştin. Seninle beraberken başkaları da vardı hayatımda. Sen de biliyordun. Ama hep bana dönerdin. Nida, artık değiştim ben. Birine bağlanmak da güzelmiş. Zor da olsa beni anlaman lazım. Aa, dur dur. Buradan sonrasını yürümek istiyorum. Yo, hayır hayır hayır, olamaz bu. Ah. Buralarda kaybolmayın ama. Keşfetmek için kaybolmak iyidir derler. Demirlerin nesi oluyorsunuz? Ben aslında Kerim'in arkadaşıyım. Sen kimsin? Ben de yan çiftliktenim. Komşuyuz yani. Aa, güzel. Ortak ahbaplarımız var desene. Kerim'i de tanıyorsundur madem komşusunuz. Tanıyorum tabii. Ya ne adam şu Kerim. Bir bakıyorsun uçaklardan inmeyen iş adamı. Bir bakıyorsun hadi eğlenelim deyip atlayıp Côte d'Azur'a giden biri. Şimdi de gelmiş Anadolu'da bir çiftlikte kök salmaya karar vermiş. Pembe panjurlu ev yapıp sakin yaşamak istiyor. Gel de inan. Onu iyi tanıyorsunuz galiba. Tanımasam burada işim ne? Neyse, ben buradan döneyim. Hoşça kal.